arkadaşlar. 4 Ağustos 2020 Salı günü akşam İngiltere Linkfield Park programında beraberiz. Evet, bu programla ilgili çalışmamız yaptık. Çok karışık bir program bizi bekliyor. Çok zor bir program bekliyor. Kesinlikle yüksek bir ikramiye olacağından emin olun. Yeni koşan atlar var. Şimdi hemen değerlendirmemize başlayalım vakit kaybetmeden. Linkfield Park. Evet, Linkfield Park'ta bütün koşular sentetik kumda. İkinci koşuyla başlıyoruz burada. İkinci koşuda da toplam ilk ayakta 11 at safkan mücadele edecek. Burada baktığımız zaman 2 yaşlı İngilizler sıralanmışlar. Birçoğu ilk kez koşacağı için tabii ki burada bizim kendi görüş alanımızda olan atlar da var da, ama öncelikle yüksek ihtimal olan yurt dışındaki oranları da ona göre ayarlanmış. Diğerlerine göre çok avantajlı olan 4 tane safkan var arkadaşlar bu ayakta. 2 numara Chase the Dream. Burada ilk şans verdiğimiz safkan. 9 numara Gather Dice. Çok kırışık bir orijinal attı var ama geliri var. 9 numara. 1 numara Emotional Moment. Silvestre de Souza ile. Ve 3 numara Classic Lord, Austin Murphy ile. Arkadaşlar burada bu safkanların dışında siz de ilave edebilirsiniz tabi. 8 numara Clever Tracker da ilave edebilirsiniz. Ve Springtime Bay 10 numarayı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 8 ve 10'u da ilave edebilirsiniz. Biz burada 4 tane at veriyoruz ama buraya 8 ve 10'u da ilave etmenizde yarar var arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. 2. ayak. Handikap bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre sentetikte. Evet, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi 3 numaralı bu Tom Morcant'ın bindiği safkan Roundabout Magic. Bu safkan şu anda rekor derecede bir AGF oranıyla yurt dışında rağbet görüyor. Birinci at olarak gösteriliyor. 3 numara. Fakat gördüğünüz gibi bir birinciliği var en son yapmış olduğu. Tabii ki bu normal şartlar altında tek atılabilecek bir at arkadaşlar. Ancak eğer bu atın düşmesi durumunda, ki düşme ihtimali çok yüksek. 4 numaralı Gepardo, 6 numaralı Seprani, 2 numaralı Tom's Half Brother, 1 numaralı Capitani Con, 5 numaralı Casida, 8 numaralı Diamonds and Rust ve 10 numaralı Too Late to Delegate. Evet, Too Late to Delegate arkadaşlar. Bu safkanların da geliri var. Bunu da belirtirsek eğer, burada 3 numarayı Banco. Eğer 3 numarayı Banco demiyorsak eğer, 4, 6, 2, 1, 5, 8 ve 10 yazma turundayız. Bu arada ilk ayakta 8 ve 10 demiştik. 10 numara koşmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10 numaranın koşmanı şimdi gördüm. 8'i sadece ilave ederiz ilk ayakta. Burada 3 banko veya 4, 6, 2, 1, 5, 8, 10. Normal şart altında 3'ün gelmesi lazım ancak biz inanmıyoruz. Biz burada 3'ü banko sadece çok yüksek bir AGF çıktığı için öneriyoruz. Normal şartlarda 3'ün geleceğine ben inanmıyorum şahsi olarak. Bir sonraki ayağa geçelim, 4. koşuya. Evet, Linkfield Park'ta 4. koşu maiden bir koşu. 3 yukarı İngilizler olarak 2000 metre sentetik kum diyor, devam ediyoruz. Hep sentetik kum. Arkadaşlar burada toplam 13 tane safkan var ve bu yarışta bizim çok net bir bankomuz var.
Yani bu şu anda favori gösterilen bir safkan değil ama bizim tekimiz olacak. Biz burada 4 numarayı zaten gerek orijin hattı olsun gerekse binen üst ocak Ovesi Morphy olsun 2 defa hayatında koşmuş 8 ve 3. Bu üçüncülüğü 6 Temmuz'da Windsor'da yapmış arkadaşlar. Koştu yani geçildiği atlar çok üst düzey ve bu at eğer o atların yanında 1,5 boyla ki kaldı ki ikinciyle kafa kafaya girdiler. Bu da şu demek bu grupta rahatlıkla bu maiden'dan çıkması gerek arkadaşlar Dark Spectre'nin. O yüzden bizim bu 4 numara Dark Spectre'yi size tavsiyemiz banko olarak yazmanız. Tabii ki burada seçim size ait. Ama dediğim gibi 6 Temmuz'daki yarışı çok 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 üst düzey bir atın arkasından ikinci gibi o üçüncü oluşu yani kafa baş farkıyla üçüncü oluyor. Çok güzel bir derece yapıyor. O yüzden orijinde uygun, jokeye uygun, pist uygun, mesafe uygun, her şey uygun. Burada biz zannetmiyoruz bu atın geçilebileceğini. Değerlendirmemiz bu yönde yaptık. Şimdi 5. koşuya geçelim arkadaşlar. Evet, 5. koşu Altılgay'ın 4. ayağı maiden bir koşu bu da tekrar. 2000 metre gördüğünüz gibi bölünmüş bir koşu. Burada maiden 3 ve yukarı İngiliz olarak gösterdikleri safkanlar. Bize göre bir at ön plana çıkıyor burada. John Locke. Yani ilk koşusunda da rekor bir derece yapmış ve gayet güzel. Zaten bu Kalife Abdullah mıdır nedir? Bu Arap'ın safkanı. Antrenör Rebecca bunu şey yapıyor. Onlar da İngiltere'de ünlü bir grup. O kadar olmasa da. Burada şimdi bu John Locke'u ya yalnız bırakacaksınız veya 7 numara var. Bu zorlayacak olan sistematik. 2 numara Faysal. Sekiz numara Victoria Von. Yine Ovesi Morphy ile. Ve 11 numara Kaleidoscopic Tom Morcant'la. İlk kez koşacak olmasına rağmen geliri olan bir safkan. Baktığım zaman burada 5'i banko diyorsunuz. John Locke. Gelme oranı %70-80 arkadaşlar. 5'in banko gelme oranı. 7, 2, 8 ve 11. Sürprizi buradan çok 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 büyük bir sürpriz olur o. 6 numarayı da eğer yeri olanlar 6 numara Spanish Kiss'te yazabilirler. Çok dandik bir jokey biniyor ama belli olmaz arkadaşlar. At yarışında büyük konuşmak olmaz. 5 banko normal şartlar altında ya da 7, 2, 8 ve 11 diyoruz. Evet 6. koşuya Altılgayan'ın 5. ayağına geçiyoruz. Altılgayan'ın 5. ayağı 6. koşu handikap 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre uzun mesafeli bir koşu. Gördüğünüz dün gece bu Windsor'da hanımefendi Nicola Hanım Nicola Curry 63 kiloluk atı 2300 metrede getirdi yani. Yapacak bir şey yok. Adamlar getirttiler el birliğiyle atı. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane safkan ön plana çıkıyor. 10 numara Eva Post denen bir safkan var burada. Holy Doyle'un bindiği. 8 numara Pearl Beach. 6 numara Old Friend. Burada Fransa yazdığına bakmayın. Direktman süper kanatlı var. Böyle olsun. Morphy çok iyi safkanları biliyor bugün. Yani mümkün olsa bütün koşularda kazanma şansı var. Ovesi Morphy'nin. Yıldızı da çok yükselen bir jockey. İngiltere'de. Eğer bu 3 at 10, 8 ve 6 aralarında bir çekişme sonrasında birinci getiremeyecek duruma girerse arkalardan 7 numara Celsius Sizler, 4 numara Alvecino, 2 numara Military Decoration, 1 numara Glorvina ve 3 numarada devreye girer arkadaşlar Mopham. O yüzden bizim tavsiyemiz 18-6'yı ayrı ayırıyoruz. 7-4-2-1-3'ü de farklı ayırıyoruz.
Yani burada herhalde bir tek 5 ve 9 yazılmıyor anladığım kadarıyla. Evet, 5 ve 9 yazılmıyor gibi. 5. ayak bu şekilde arkadaşlar, tavsiyemiz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 hepsi 60 kilo ama en aşağıdakinde zaten 3-4 kilo fark var arada. Çok bir şey fark etmiyor. Bizi aldatmasın. 7. kuşu altılı gayanın son ayağına geçelim. Evet, 7. kuşu handikap 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre sentetik kumda. Bütün kuşlar kumda zaten gördüğünüz gibi. Gece 22.15'te artık son nokta alıyoruz. Toplam 11 tane safkan burada koşuyor. Burada bizim ilk atımız Good Luck Charm 11 numara. Bir şeyiniz daha dikkatinizi çekin. Burada profesyonel hiçbir jokey yok gördüğünüz gibi. Hepsi 3. 4. sınıf, 2. sınıf bile değil. 3. 4. sınıf jokeyler bunlar. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar bu ayak. Birinci ayak ve son ayak çok çok dikkat etmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse birinci ve son ayaklarda, yani ilk ayak ve altıncı ayakla haricinde diğer ayaklardan çok fazla korkmuyoruz ama bu ayaklar, yani son ayak ve ilk ayak, çok dikkat etmek lazım. İlk atımız bizim burada 11 numara demiştik. 1 numara ikinci atımız. 5 numara Seaford. Üçüncü atımız ve 8 yaşlı bir safkan gördüğünüz gibi ve 7 numara Blessed Empire. Empress, sorry. Pardon. Blessed Empress. Yani 11, 1, 5 ve 7 burada ön plana çıkan safkanlar. Ama tekrar ediyorum, birinci ayak ve altıncı ayak, yani bu ayak. Sizde yeriniz varsa, kaldı ki yazabilirsiniz. Size ikinci ayakta 3 numarayı banko alternatif vermiştik. Üçüncü ayakta 4 numarayı banko vermiştik. Dördüncü ayakta da 5 numarayı alternatif banko vermiştik. Yani çok seçenek var. O yüzden birinci ayak ve son ayaklara bol bol at yazmanızda yarar var arkadaşlar. Evet. Bugün de size Linkfield Park'tan yabancı at yarışlarının tek adresi, istikrarlı kanalımız, takip edenleri mutlu eden kanal. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Lütfen iyi olmayı ve beğen yapmayı unutmayalım. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol kazançlı günler diliyoruz arkadaşlar.